Rusya'nın NATO'nun Karadeniz'de doğuya doğru genişlemesine karşı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 2 yılı geride bıraktı. Türkiye taraflara diplomatik sürece dönüş çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada savaşın Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği mesajı verildi. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz. Açıklamada Ukrayna'ya verdiği silah ve finans desteğiyle Karadeniz'de savaşı uzatan ABD ve NATO'dan hiç söz edilmemesi ise dikkat çekti. Rusya'nın NATO'nun Karadeniz'de doğuya doğru genişlemesine karşı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 2 yılı geride bıraktı. Türkiye taraflara diplomatik sürece dönüş çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada savaşın Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği mesajı verildi. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz. Açıklamada Ukrayna'ya verdiği silah ve finans desteğiyle Karadeniz'de savaşı uzatan ABD ve NATO'dan hiç söz edilmemesi ise dikkat çekti.